demokrasi ve Türkiye'de demokratikleşme, devletin demokratikleşmesi, toplumun demokratik kültüre sahip olması her daim en sık tartışılan gündem başlıklarından ve biz de Profesör Doktor, akademisyen, yazar Üstün Dökmen'le bu konuya sıra dışı farklı bir bakışla yaklaşıyoruz. Bize geçen programda demokrasinin ebeveyn-çocuk ilişkisinden nasıl beslendiğini anlatmıştı. Bu kez de çok farklı bir bakış açısıyla kadim kültürlerin demokratikleşme ile ilişkisi, toplumların bugünkü demokratik düzeyinin tarihte, tarihsel süreçte sahip oldukları kültürle ilişkisine dair önemli ipuçları sunacak. Hocam hoş geldiniz programımıza, teşekkür ediyoruz tekrar. Hoş bulduk, sağolunuz efendim. Kadim kültürler, toplumların geçmişi, Türkleri baz alırsak Orta Asya. Burada yaşananlar, yapılanlar, edilenler tabii ki bugünkü toplumumuzun demokratikleşme düzeyiyle ilintili mi? Bir miktar mutlaka ilişkili. Orta Asya'daki kültürümüz daha sonra Horasan'a geldi ve Anadolu'ya taşındı. Geçmişin izlerini taşıyor. Şimdi tarihçi değilim. Ancak bir takım destanlarımızı, ve masallarımızı farklı bakış tarzıyla yorumlamak isterim. Bu bize sanırım zenginlik katacaktır. Şimdi en bilinenlerden biri Ergenekon destanı. Bu Göktürklerin Türeyiş destanıdır. Dünyayı yayılma destanı. Bize ne anlattılar, ne okuduk? Efendim Türkler bir yere girmişler, ufak bir aile, çok artmış sayıları, çıkamıyorlar. Giriş yolunu unutmuşlar. Orta Asya'da böyle bir yer yok, böyle bir coğrafya yok. Bu bir kurgu, bu bir efsane. Bence tamamen efsane. Böyle bir coğrafya yok. Girmişler, çıkamıyorlar. Neyse, sayıları artınca sıkıntıya girmişler. Beslenme sorunu başladı. Bir demirci oraya bakar, buraya bakar, dağın bir kısmında bir demir olduğunu sezinler, gözlem yapar. Bunu eritelim der. Büyük ateş yakarlar. 70 tane köylü efendim, kök derler. Erir bir tünel. Yüklü bir devenin geçebileceği kadar. Eski kültürlerde bir yurt, şu bir yurttur. Yurt. Evin adı yurt. Yani çadırın. Şimdi çadır denebilir. Ama yurt. Daha sonra ülkenin tümüne yurt dendi. Oradan geliyor. Bu bir Kırgız yurdu, Moğol yurdu ilan. Yani yurt kelimesinin etimolojik kökeninde de... Evet. Yani ailenin çadırı şimdiki ifadeyle. Evet. Bir deve yükü alacak kadardır bu yurt. Çünkü bir tahta kafes var ve keçe var üstünde. Onu alacak. Bir devenin yüküyle geçebileceği kadar bir tünel açılır. En öne... Şimdi satır aralarını okumaya çalışıyorum. Dişi kurt geçer. Bu geleneksel destanımız. Dişi kurt. Asena. Dişi kurt. Dişi. Yani kadın. Dişi kurt geçer. Arkadan Kaan Börteçin Bey. Kaan. O gibi. Sonra da bütün Göktürkler çıkıyorlar dışarıya. Şimdi bu bize böyle anlatılıyor. Bunu yorumlamaya çalışalım. Bir, kadın değerliymiş demek. Çok eskilerden. Yine kadim kültürümüzde bir zamanlar Asya'da kadın şamanlar vardı. Ezel Akay'ın çok beğendiğim bir filmi. Karagözle Hacivat Neden Öldürüldü? Muhteşem bir film. Orada da kadın şamanlar. Şamanlar kadın. Artı Börteçin öne geçti ama Börteçin benim yorumum, bendenizin yorumu. Bu destanda, Ergenekon destanda Börteçin tek adam değildi. Tek karar sahibi değildi. Tek merci değildi. Kuvvetler ayrımını bünyesinde toplamış birisi değildi. Dağ kim eritti? Ortaklaşa eritti. Demirci gösterdi, şurası olabilir dedi. Halk, toplum hep birlikte erittiler. Bir kişilik iş değildi. Tabii ki yönetim anında, savaş anında ya da bir yolculukta bir rehber, bir önder gerekir. Dört içinde bir öndermiş. Artı bir şey daha var. Ergenekon'dan çıkışı bir astrolog sağlamadı. Bir şaman sağlamadı. Şu dağ eritin demedi. Bir kahin sağlamadı. Kim yaptı? Demirci. Pozitif bilimin en temelinde ne var? Gözlem ve deney. Bilim insanları gözlem ve deney yapar. Ama vatandaş da gözlem ve kendi çapında deney yapabilir. Çocuklar yaparlar. Şimdi o demirci sanki bir bilim insanıymış gibi gözlem yaptı. Oraya baktı, buraya baktı, oraya elledi, buraya elledi.
burada galiba en müsait bir demir var dedi. Ampirik bulgular. Aynen gözlem yaptı. Ve şey yapmadı, yani şaman değil, rüyasını transa geçip bulmadı. Ruhlar söylemedi ona, kendisi buldu. Ve pozitif bilimin devamında ne vardır? Teknoloji vardır. Orada nasıl kurtuldular Ergenekon'dan? Nasıl doğdular? Adeta anne karnından dünyaya nasıl doğdular? Pozitif bilim görüşü sayesinde artı işbirliği yaparak tek adamın peşine değil, bir rehberin peşine takılarak, rehberin rehberi de var. Yani şeyin de, Börtek'in rehberi de dişi kurt, birader. Yani şimdi oluşsaydı Ergenekon, kesin erkek kurt önde olurdu. Erkek kurt yok o zaman, dişi kurt var. Şimdi kadının erkeği, devrim kardeşim, kadının erkeği eşitliği, demokratik anlayışın temelinde var. Dünyaya tarih önce bakın, eğer erkek kadını eşit görülmüyorsa, eşit görülmemişse, o toplumda demokratik anlayış olmaz. Önce ailede, yani şu yurtta bir aile yaşıyor, burada yaşayan ailede erkek kadına denk olmalı, müsavi olmalı, yaklaşık eşit olmalı. Aksi halde burada erkeğin baskın olduğu aile yapısı varsa, o toplumdan otokratik lider çıkar. Yani kitler çıkar, ne bileyim ben işte, Stalin çıkar, imparator çıkar, kral çıkar, baskın lider çıkar. Şimdi kadının erkeğe eşit olduğu toplumlara bir örnek. Dede Korkut destanları. Profesör Köprülü'ye göre de müstesna bir kültür ürünümüzdür. Şimdi orada bakıyorsunuz, kadın güçlü. Sercan Altun var. Kadın. Ama 40 tane kız arkadaşı var. 40'ı da, 41'i de atabiliyor. Özgür. Erkekle güreşiyor filan. Tek kadın anlayışı da yaratmıyor mu bu oradaki güç? Ama öbürü de erkek. Öbürü de 40 erkek arkadaşı. Kim geliyor karşıdan buna? Kantralı geliyor. Kantralı'nda 40 erkek arkadaşı var. 40 erkek arkadaşı Kantralı, 40 kız arkadaşı atabilen baba yiğit kızlar. Bunlar denk güçler. Güreşiyorlar, birbirlerini yenemiyorlar. Başka? Bamsı Beyler, 40 erkek arkadaşı. Beşik Kertmiş, müstakbel eşi kim? Banu Çiçek, onun da 40 arkadaşı. Kadın erkeğe eşit. Yani gidip de erkek görücü olup da kadını istemiyor. Karşılaşıyorlar. Okuyucularım okusunlar, izleyicilerimiz izlesinler. Güreşirler, Kantralı ile Sercan Altın yenişemez. Ama Kantralı masada söylendiği şekilde biraz edebe, adaba aykırı bir davranışta bulunur. Elini yanlış kullanır. Kadıncağızı zor duruma düşürür. Sercan Altın'ı öyle yener. Bu uygun değildir. Yani kadını kadınlığıyla vurmak vardır orada. Yoksa kadını kuvvetiyle yenemez Kantralı. Kadın güçlüdür. Hocam şimdi böyle bir ortam olduğu takdirde, kadın erkeğe eşit olduğu bir ortam söz konusuysa, buradan demokratik anlayış ortaya çıkar. Yani de Kantralı düşün peşime deyip de önden gitmek zorunda değildir. Peki çok kısaca da hocam, şimdi bu Türk destanlarındaki motifleri, tipleri anlattınız. Bunların aslında demokratik bir öz barındırdığı bir düşüncesindesiniz. Evet. Daha doğrudan somut nasıl bir mesaj vermeliyiz acaba? Sanat ve bilim sadece erkeklere özgü bir olay değildir. Onun için artık bilim adamı demiyoruz, bilim insanı diyoruz. Siyaset de sadece erkeklere özgü değildir. Kadim kültürümüze, destanlarımıza, masallarımıza baktığımız zaman bir görüş, erkek komutan önde gitti, millet peşinden gitti. İkinci görüş, bunu el birliğiyle yaptılar, danışarak yaptılar. Bir eşitlik, bir tür ötekinin görüşüne saygı vardı, toplumun görüşüne saygı vardı. Bugün ez cümle, kıssadan ise siyaset sadece erkeklerin işi değildir. Erkekler ve kadınlar birlikte yapmalı. %100 kadınlar da yapmamalı, olmaz öyle şey. Bunu el birliğiyle yapacak. Çocukluğumdan beri şu tarzı, milletvekillerinin kaç tanesi kadın? Hocam kaçı kadın? İşte 15, 20, 30, bu önemli değil. Anlayış önemli. Kadına değer veren anlayış. Kadın başbakan ya da kadın milletvekili olup erkeklerden çok daha erkek, maskülen politikalar ve zihniyet dünyasını savunanlar da olabilir mesela, değil mi? O yüzden hocam sadece bir başka programda konuşalım, güzel hatırlattınız. Şunu yapalım, androjen nedir? Androjen. Peki, Profesör Doktor, akademisyen, yazar Üstün Dökmen'le bir sonraki programımızın konusu androjen. Androjen nedir? Onu tartışacağız, evet, değil mi hocam? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.